Merhaba Aydın. Merhaba. Çok acayip şeyler oluyor, peş peşe oluyor. Bir de ilginç yeni tür savaş teknikleri uygulanıyor. Çağrı cihazlarına ya da telsizlere bomba yerleştirme gibi ya da yıllardır bilinen isimler önce İsmail Haniye ardından Nasrullah İsrail tarafından öldürülüyor. Kolaylıkla hatta öldürüldüğü söylenebilir. Sadece onlar değil, hem Hamas'ın hem Hizbullah'ın hem de diğer Filistin örgütlerinin çok sayıda üst düzey yöneticisi İsrail tarafından öldürülüyor. Şehirler bombalanıyor, siviller hayatını kaybediyor ve İsrail'e bir şey olmuyor. Ve bir diğer husus da İsrail'in esas muhatabı olduğunu varsayacağımız İran'dan da bir şey çıkmıyor. Ne yaşıyoruz Aydın şu anda? Bir savaş yaşıyoruz, değil mi? Hatta buna bir ek yapayım müsaadenle. Bir de bu arada Beyrut'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Tugayı'nın Lübnan komutanı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan da öldürülenler arasında. Ses çıkmayanlar arasında da Esad'ı ayakta tutmak üzere İran'ın talimatıyla herhalde demek yanıltıcı olmaz. Oraya koşan ilk günden Nasrallah'ın öldürülmesi hakkında Şam'dan da benim görebildiğim kadarıyla bir ses çıkmadı. Yani ayrıca İran'ın herhalde daha uzlaşma hatta arayan tonda sesler çıkardığı söylenebilir. Örnek olarak hiçbir biçimde hani askeri olarak biz bu işlere müdahil olmayacağız açıklaması da böyle yorumlanabilir. Savaş konusu evet bana bir başka şekilde hani bu bölgesel bir savaşa evrilir mi? Üçüncü Dünya Savaşı hatta çıkar mı diye sorulduğunda da bu cevabı verdim. Bunların ikisine de ihtimal vermiyorum. Ama hani kendi kendimi yanlışlar bir biçimde şunu da söyleyebilirim. Zaten bu yaşadığımız, o senin dediğini doğruluyor. Zaten bir tür yeni hibrit bir savaşın başlangıcı. O savaşın içindeyiz zaten. Yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve 7 Ekim sonrasında işte bir sene olacak neredeyse. Orta Doğu'da yaşananlar bunu bize anlatıyor. Bir de son olarak belki şunu ekleyebilirim. Hizbullah'ın ortaya çıkışı, hani senin yaşın müsait, benim de öyle. 80'lerin başı, işte 83 bu 282 ABD deniz piyadesinin öldürüldüğü işte intihar saldırısı, İmad Mugniye onu da Şam'da öldürdü. O organizasyonu yapan ikinci kişi İbrahim Akil'i de bu geçtiğimiz günlerde Lübnan'da öldürdü İsrail. Bu dönemde açılan bir defter, bir perde de 40 sene sonra kapanıyor ki bunun üzerinde zannederim daha geniş durulacaktır ilerleyen haftalarda, aylarda. O 1980 de aslında dünya tarihinde de bir dönüşüm yılıydı. İşte Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali, Çin'de lider değişikliği gibi. İşte bizim açımızdan 12 Eylül 1980 zaten işte darbenin yaşandığı sene. Buna benzer pek çok olayın peş peşe İran İslam Devrimi tabii. Peş peşe yaşandığı bir dönemdi. Belki de bu şimdi olanlarda o zaman açılan bu küresel tarih bölümünü de kapatıyor olabilir. Bunu söylemek için belki erkendir ama kuşkusuz Nasrallah'ın öldürülmesi ve şu son Hizbullah komutanlarının da onun bütün üst komuta kademesinin yani Ali Karaki'den tutalım işte İbrahim Kubeysi, İbrahim Akil bütün bu isimlerin ortadan kaldırılması tamamen hani bu çok dalga geçilen haklı olarak Orta Doğu'da kartlar yeniden karılıyor önermesini doğru çıkarıyor bence. Burada Aydın, şimdi iki tane ana aktör var aslında, İsrail ve İran. Ve İsrail'in yaptığı bir anlamda tabii ki öncelikle Gazze meselesi Filistinliler kendi sorunu ama aynı zamanda o direniş ekseni olarak söylenen İran'ın senin söylediğin devrimden sonra 80'lerden sonra inşa ettiği bir ilginç bir yapı vardı ve bu yapının da temel ortak motivasyonu İsrail'le mücadele etmekti aslında. Yani
Tabii ki İran ulusal çıkarlarını gözetmekte ama bütün bu hareketlilikleri, bunun içerisine Suriye'nin dahil olması ya da İran'da Hizbullah'ın dahil olması, yıllar sonra Yemen'de Hutsilerin dahil olması, Irak'ta Saddam'ın devrilmesinden sonra oradaki Şii Arapların dahil olmasında temel motivasyonlardan birisi aslında İsrail'le mücadele etmekti. Şimdi sanki yeni bir dönem başlıyor derken buradan okumak sanki daha doğru olur gibi geliyor. Bu direniş ekseninde çok ciddi bir arıza var. Demin söylediğin şey çok önemli. Suriye'nin sesini çıkartmamış olması. Suriye ne zamandan beri değil İran'ın mücadelesine katkıda bulunmak, kendisi Esad rejimi kendisi yardıma muhtaç durumda. Yani şu anda İran'ın oluşturmuş olduğu bölgesel eksenin sanki çatırdadığını görüyoruz. Sen bunun sona erebileceğini düşünüyor musun? Yoksa İran ne yapar, ne eder burada yaralarını sarar? Şimdi İran aslında senin yanıt sorunun içinde, hani mündemiç derlerdi eskiden, içinde gizli zaten bu direniş ekseni, hani çünkü İran'ın ulusal çıkarlarından söz ettin. Direniş eksenini de belki hani bir o terim ya da bir slogan olarak Mavi Vatan'a benzetebiliriz. Yani bu bir şey söylüyor ama direniş ekseni, işte İsrail'e karşı direniş aslında İran'ın ve İran, daha doğrusu İran İslam Cumhuriyeti rejiminin, bu mollalar rejiminin güvenliğini sağlamak üzere üretilmiş bir düşük maliyetli yapıydı. Çünkü İran'ın İsrail gibi yüksek teknolojiye erişimi yok. İran'ın ABD gibi bir müttefiki de yok. Pek çok kere işte ambargolarla uğraşıyor. Buradan bir çıkışı nükleer güç haline dönüşüp kendini güvenceye almak. Bir diğeri de bu düşük maliyetli dediğim, işte özellikle zaten 2003'te hani hayal edemediği bir hediye oldu, armağan oldu. Bu arada şunu da hatırlayalım, Irak'tan söz edeceğim. 2003 sonrası Irak'tan, ama geçtiğimiz günlerde ABD'de Irak'la anlaşma imzaladı. Bir sene içinde tümüyle çekiliyor Irak'tan. O sayfa da kapanıyor yani. Şimdi böyle bir ortamda Gazze'de zannederim Hizbullah'ı da Tahran'ı da Tahran içinde, Hizbullah içinde sürpriz oldu 7 Ekim Hamas'ın saldırısı. Yahut saldırının kendi sürpriz olmadıysa da o denli 1200'ü aşkın sivilin hayatına mal olması, bu denli kapsamlı bir operasyon yapabilmesi Hamas'ın belki sürpriz oldu. Ve ondan sonra da mecburen, belki kerhen ama zoraki olarak bir destek sunar görüntüsü vermeye mecbur oldu işte İran. Ne yapabildi? Hizbullah'a biraz hani o kuzeyde, İsrail'in kuzeyinde siz durun. Hani burada orada durup İsrail'i rahatsız etmeye devam edin ama işin içine karışmayın gibi. Uzaktan Husiler Yemen üzerinden bir tırnak içinde çözüm bulundu. İşte Husilerin gönderdiği silahlı insansız hava araçları yahut işte füzeler. Bir taraftan da son dönemde ben onu bekliyordum aslında artmasını. Irak'tan da Haçlı Şabi'den de biraz bu işe karışması sanki beklendi. Şimdi ise İsrail'in yani şöyle diyebiliriz, iki farklılık ve benzerlik belki. Birincisi, İsrail Gazze'de orantısız güç kullanarak Hamas'a yanıt verdi. Artık soykırım boyutuna varan bir yıkım, topyekun yıkım. Orada Hamas'ı ortadan kaldırmasının mümkün olmadığını onlar da biliyor, bir marka olarak, bir slogan olarak en azından. Fakat Gazze'yi ortadan kaldırmayı tercih etti. Bu tarafta ise Hizbullah tehdidini önceden bertaraf, yani Hizbullah bir şey yapamadan onu bertaraf edip herhangi bir saldırı olmadan daha doğrudan, ve bu defa Lübnan'ı ortadan kaldırmak gibi bir hedef yok. Ama Güney Lübnan'ı belki insansızlaştırıp, belki de ya da işte çatışmasız orada bu silahlı kişilerden arındırarak, silahsızlandırarak bir tampon bölge yaratmak ve bu şekilde Kuzey İsrail'in nüfusunu da geri getirmektir gibi bir önceliği var.
sözde yani söylemde rehineleri geri getirmeyi başlıca amaç olarak halen söylüyor İsrailli yetkililer ama bana sorarsan İsrail kendi yurttaşlarının, rehine yurttaşlarının hayatından feragat etmiş durumda. Diğer ikilik ise şurada 7 Ekim saldırısı Hamas'ın, Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıyıp bunun karşılığında nükleer teknolojiye sahip olması gibi bir alver, bir İbrahim uzlaşılarının devamı olan bir yeni uzlaşıyı aslında sabote etmişti, torpillemişti. Bu defa Nasrallah'ı öldürerek, ortadan kaldırarak ve Hizbullah'a yönelik yaptığı harekatla sanki İsrail, İran'ın bu yeni işte Mesut Pezeşkiyan'la ABD ile yeniden bir nükleer anlaşmaya yönelmesinin sanki önünü kesmiş gibi oldu. Yani bu işin bir de böyle bir bence nükleerleşmek boyutu ve onun önünü almak boyutu var. Bundan sonrası için ama dediğin doğru, ben İran'ın artık zaten mecali kaldığını düşünmüyorum. Bu kadar kendisi zor durumdayken böyle bir hani düşük maliyet dedim ama artık o maliyet ya da onun marjinal değeri arttı İran açısından ya da maliyet arttı. Dolayısıyla bu hem Lübnan'daki, şunu unutmayalım, Hizbullah Lübnan'daki o işte şehitler meydanında başlayan hani Hariri'nin ölümün öldürülmesinin arkasından, ki Hariri'nin ölümünün arkasında da Hizbullah var biliyorsun. Bu da kanıtlandı. Mustafa Bedrettin diye hatta bir komutanın ismi de ortaya kondu. Ondan sonra Lübnan bir demokratikleşme, bu işte bütün önemli konumların mezheplere, dinlere göre paylaşıldığı sistemden çıkıp bir demokratik yapıya doğru elinden geldiğince yönelme yoluna girdiğinde, bunun önünde de bütün işte bu liberal, özgürlükçü, eşitlikçi siyasetçileri, gazetecileri ortadan kaldıran da yine Hizbullah olmuştu. Dolayısıyla şimdi Hizbullah'ın böyle bir anda 40 sene sonra ortadan kaybolması bir hafta içinde yahut 30 sene sonra işte Nasrallah gibi önemli bir siyasi figürün ortadan kalkması Lübnan'ın, Lübnan açısından siyaseten bakalım ne getirecek. Ama tabii Lübnan'a yeni bir rejim, yeni bir düzen, hani İsrail tanklarının namlusunun ucunda gelecek de değil. Şimdi burada dün Yusuf Çelip'le bir yayın yaptım biliyorsun. Filistinli, uzun süre Türkiye'de de gazetecilik yapmıştı. Yusuf'un söylediği çok önemli bir husus var. Bir zamanlar Arap dünyasının kahramanı olan Nasrallah belli bir aşamadan sonra Arap dünyasında bir nefret objesine dönüştü. Burada özellikle Suriye'deki Hizbullah dahili, hani İdlib'de kutladılar ya şeyler, cihatçılar şeyi. Şimdi evet, cihatçılarınkini anlıyorum ama bir de şöyle bir olay oldu. Özellikle İslami harekette İran devriminin başlamasında İran'ın yarattığı sempati yerine adım adım şey oldu, sempati azaldı ve sonuçta iş özellikle El-Kaide ve IŞİD'den sonra tamamen bir mezhep meselesi çok netleşti. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla açıkçası birçok İslamcı Filistin'e verdiği destek nedeniyle İran'a ve Hizbullah'a belki birazcık şey yapıyordur ama çok da aslında üzülüyor değiller. Çünkü bir anlamda yani şunu söylemeye çalışıyorum. İran kendi eksenindeki ülkeler ve Şii topluluklar dışında, ki bu Şiiler birçok yerde azınlık durumdalar. Pakistan'da da birçok yerde. Bir tek Irak'ta ve Lübnan'da çoğunluk gibi duruyorlar. Bunlardan başka İran'ın yanında durabilecek kimse yok gibi sanki. Ne dersin? Yani İslam dünyasında da bir yalnızlığı tercih etmişti İran. Öyle tabii, orada hani bizim gibi, senin benim gibi insanlar açısından yahut hepsini bir yana bırakalım. Eğer akılcı bir yönetim varsa Ankara'da, Ankara penceresinden bakınca bir tarafta Orta Doğu'da hani at oynatan deyimlerindeyse İran destekli Şii milisler var ve bunların işte devrim muhafızları ordusu, Kudüs Tugayları uzantısı. Zaten İran rejimi içinde de devrim muhafızları ordusu giderek en güçlü yapı haline geldi. Bunun karşısında bazen bununla çatışan, bazen çatışmayan, bu defa da
işte cihatçı, işte selefi, tekfiri oluşumlar var. Bu da ta hani 11 Eylül'den bu yana getirirsek en azından 2001'den bu yana işte El-Kaide, daha sonra IŞİD, onun türevleri zaman zaman bunların belli unsurlarının arkasında da işlerine öyle geldiği zaman Körfez emirliklerinden bazılarının ya da Suudi Arabistan'ın olduğu da gözlemleniyor ama bunların da bir küresel ağ içinde hareket etmeleri son dönemde bastırıldı. Hani Batı açısından bir tehdit olmaktan çıktı ama bir başka tarafta örnek olarak Afrika'nın ortasındaki o işte Rusya'nın şimdi müdahil olduğu Wagner'in yeni versiyonuyla o kuşakta basbayağı bir IŞİD'in yeniden hortlaması gibi bir tehlikede güçlü. Şimdi bu ikisi arasında bir tercih yapmak durumunda değil tabii ki Arap halkları, Şii olsun, Sünni olsun. Şii olsun, Sünni olsun, Arap halkları da dünyanın her yerindeki halklar gibi özgürce yaşamak, işte hür ve adil seçimlerde oy kullanıp kendi yöneticilerini seçebilmek, işte çocuklarının iyi eğitim alması, çocuklarının yine kazançlarını sağlayabilecek şekilde hani anne babalarından daha iyi durumda olabileceği bir gelecek umudu, böyle bir hani herkesin, hepimizin önceliği olan en basit önceliklerden tabii böyle öncelikleri var. Ama bütün bu öncelikler hani ABD anayasasında yazdığı gibi yani önce hani yaşam, sonra özgürlük, sonra da mutluluğun peşinden gitmek. Yani yaşam demek de sizin önce bir hayatta kalmanız lazım. Zaten sizi hayatta tutmak da sizin yaşama özgürlüğünüzü güvence altına almakta. Devletin işte o devletin şiddet tekelinin başladığı için burada devletlerin ortadan kalktı. Yani Suriye diye bir devlet, Irak diye bir devlet, Lübnan diye bir devlet yok. Filistin diye bir devlet zaten ismen belki ilan edilmiş olabilir ama hiç kurulamadı. Bu bakımdan bir devletsiz bir geniş alan var. Hani İran'dan Akdeniz'e kadar. İran devleti ise senin de işaret ettiğin gibi kendi yurttaşıyla kavgalı vaziyette. Onun da bundan sonra hani ya kendini güvenli almak için ABD ile bir an önce bir nükleer an, belki seçimden 5 Kasım işte ABD başkanı belli olacak, ondan sonra gelecek senenin başında bir nükleer anlaşmaya varması, yahut tam tersi yönde bir an önce imkanı olsa yapacak zaten nükleer silaha kavuşması. Bir üçüncüsü artık bu Orta Doğu'daki bu güven yani istikrarsızlaştırıcı politikalarından, uygulamalarından vazgeçmesi. Dördüncüsü de basbayağı aslında belki de artık Hamene'in de yaşı ve sağlığı göz önüne alındığında belki görülebilir gelecekte İran'da da bir rejimin, hani rejim değişikliği demeyelim ama bir köklü bir dönüşümün yaşanması gibi bence çeşitli seçenekler var. Burada tabii bütün İran'ın zayıflığını gören İsrail sürekli onu provoke etmeye çalışıyor. Yani böyle bir İran şimdi ne yapsa hata yapma riski çok fazla, öyle değil mi? Mesela misilleme yapmaya kalksa da riskli. Evet. Hiçbir şey yapmadan durması da riskli. Bu arada sen demin Lübnan'da devlet yok derken çok güzel bir Lübnanlı akademisyenin Fransız Le Point'de çıkmış bir yazısında bir tespiti var. Hizbullah için devlet içinde devlet diyorlar. Hizbullah devletin olmadığı bir yerde bir devlet diye bir tespiti var ama şimdi onu da büyük ölçüde ortadan İsrail kaldırdı mı ya da en azından eski etkisinde olmayan bir Hizbullah olacak. Evet, yani ona şöyle hem katılırım hem ayrışırım belki. Bu Medyascope'da hafta sonu yazılarında bir ara bunu yazdığımı da hatırlıyorum, yani değindiğimi. Bu tür Hizbullah benzeri yapılar devleti, söylediğin gibi devletten daha güçlü hale geliyorlar. Pek çok şeyi kontrol ediyorlar. Mesela Beyrut Havaalanı'nın Hizbullah kontrolünde olduğu bilinen bir gerçektir. Yurt dışın İran'dan işte milyon, 100 milyon dolara varan yıllık belki katkı alıyor. Farklı hizmetler, altyapı hizmetleri bunları da yapıyor. Bir taraftan yeraltı dünyasında hani narkotik ticaretine bulaşıyor. Fakat
devleti bir kabuk olarak, yani tuhaf bir simbiyotik birliktelik oluyor. Devleti yıkmıyor, bir kabuk olarak onu muhafaza ediyor. Fakat onu o kabuğun hemen altında işte bir böyle bir parazit gibi onunla birlikte yaşıyor. Bunun benzerini belki hani Meksika gibi, kimi Kolombiya gibi Latin Amerika ülkelerindeki çok güçlü artık narko, belki narko terör demek lazım. Hani narko suçun ötesinde örgütlerinde de bulmak mümkün. Bazı işte Afrika ülkelerinde de buna rastlamak mümkün. Hani görünüşte devlet var, işlevsizleşmiş vaziyette. Ama tekrar tekrar hatırlamak gerekir ki Hizbullah, evet, hani kimilerine göre İsrail'e karşı direniş, o bakımdan işte Lübnan'ın koruyucusu. Fakat iç savaştan sonra Hizbullah silahlarını bırakmayan yegane milis, Lübnan'ın Lübnan'da bir seçimle iktidar değişmesi, Lübnan'ın hayrına bir hükümet kurulması önündeki takoz ve sonuçta evet bunlar Lübnanlı ama talimatların Tahran'dan verildiği bir yapı. Şimdi bu yapı birdenbire çökünce, hem çöküş şekli birdenbire oluşu, hem Nasrallah gibi bir figürün ortadan kalkması, tabii bakalım Lübnan için ne getirecek? Onun çapında bir başka siyasetçi pek ortada gözükmüyor Lübnan'da, ama kendi aralarında farklı bir şekilde bir uzlaşıya belki varabilirler. Hani Lübnan halkı da öyle bir halk ki, daha geçtiğimiz işte yıllar hatırlanacak, o limandaki patlamayı da atlattılar. Belki de hani çok değerli, çok güzel bir toprak parçası olduğu için insanlar orada inatla yaşamaya, varlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Bir de tabii çok geniş bir diasporası var onun da farklısıyla. Suriye ondan farklı doğrusu. Evet, Lübnan gerçekten, ben Beyrut'u gördüm, çok sevdim ve yazık, her sefer başına bir şey geldiğinde, ayrıca ki ben çok kısa kaldım, birkaç gün kaldım, ama orada yaşayanlar için herhalde çok büyük acı. Şimdi Türkiye'ye gelelim ve şöyle bir şey, Erdoğan biliyorsun New York'a gitmeden önce bir kere daha Esad vurgusu yaptı. Seninle bunu daha önce konuştuk. Esad'la görüşürse ne olur? Türkiye Suriye ile yakınlaşır mı? Yakınlaşmaz mı? Şimdi böyle bir zamanlamada Erdoğan'ın tekrar bunu ısrarla gündeme getirmesi herhalde rastlantı değil. Çünkü şu anda bölgede çok şey değişiyor. Daha da değişeceğe benziyor ve burada Türkiye şu andaki en önemli sorunu olan, en azından bölgedeki tüm ülkelerle bir iyi kötü bir ilişkisi var. Ermenistan'la bile bir evet, ilişkisi var bütün yaşananlara rağmen. Burada Türkiye Suriye yakınlaşmasını, bu yaşanan İsrail'in önce Gazze ardından Lübnan'a yönelik saldırıları bağlamında bakmaya çalışsak ne görürsün? Onu bir parantez açıp oraya gelelim. Çünkü bu benim hani içimde bir yara. Çünkü bunu sen de belirttin başka bağlamlarda, başka yayınlarında. Hani öyle bir yapı var ki Türkiye'de, biliyorsun, Erdoğan döneminde, bu son dönemde özellikle. Onlar bir meseleyi mesele ederse o mesele oluyor. Mesele edilmezse olmuyor. Yani örneğin benim değerli meslek büyüğüm, emekli büyükelçi Namık'tan, İstanbul milletvekili, meclis kürsüsünden Mavi Vatan'ın masal olduğunu söylediğinde bu büyük bir mesele oluyor. Ama Datça kıyılarına Yunanistan sahil güvenlik botu baştan kara ettiğinde, yahut bizim kara sularımızda, Bodrum açıklarında sahil güvenlik botu insan kaçakçısı kovaladığında bu mesele olmuyor. Gayet soğukkanlı bir biçimde İçişleri Bakanları görüştü, özür dilendi. Bir daha bu, hatta peşine Miçotakis'le gayet başarılı bir görüşme, hakkını verelim iki tarafında. İşte Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması gündeme geliyor. Bir bahar yaşanıyor. İşte önümüzde zannederim Kasım başında Dışişleri Bakanı da, veya bu ay, karıştırıyor olabilirim, Atina'ya gidecek. Aynı şekilde Paşinyan'la gayet başarılı yine bir güler yüzlü bir görüşme yapıldığı anlaşılıyor New York'ta. Bu böyle ve bunun maalesef burada seçenekleri masaya sürmekte, akılcı seçenekleri, muhalefet, CHP biraz çekingen, utangaç davranıyor. O da bu oradan verilen bu la sesini takip ederek enstrümanını çalıyor.
Şimdi bunu söyledikten sonra Esad'la görüşme konusuna gelelim. Orada benim anlayabildiğim, görebildiğim Esad'ın kolunu büken Putin, yani Erdoğan'la masaya otur diyen Putin, Esad'ın da haklı olarak talebi, ya hani siz bari çekil, ertesi gün hemen çekilin ya da çekilin de öyle görüşelim demesek de diyor Esad, benim anladığım. Öyle bir kağıda yazın, hani biz buradan çekileceğiz, Suriye'den çıkacağız diye bunu bana temin edin yazılı bir biçimde. Onun üzerine konuşalım. Zaten hani yine Esad'ın alt metin olarak bence satır arasında söyledi. Hani benim zaten görüşmeye gönlüm yok. Görüşecek de bir şey olduğunu sanmıyorum ama hani Putin'in baskısı sonucu mecburen sizle masaya oturuyorum gibi. Ki Erdoğan'ın Esad'la görüşmesi de yine Putin açısından Batı ittifakı içinde bir yeni bir işte bir sıkıntı yaratacak bir adım olacak. Ama Türkiye açısından başlama noktası Esad'la görüşmek midir, yoksa farklı konuları değerlendirmek midir? O tabii tartışılabilir. Peki burada tekrar bu Orta Doğu bağlamına dönecek olursak, yakınlaşmış aralarındaki sorunları azaltmaya yönelmiş olan bir Türkiye ve Suriye görüntüsü İsrail'i, İran'ı ne derece ilgilendirir? Çok da umursamazlar mı? Evet, yani İran, yok, ben İran'ın umursayacağını düşünürüm. Ama şimdi tabii İran Suriye'nin içinde, bu doğrudan bu operasyonların içinde, yalnız Hizbullah'la değil kendi kuvvetleriyle de. Ama oradaki Şam ve Şam çevresindeki İranlıları da, yani İranlı yetkilileri, istihbarat, işte Kudüs Tugayları mensuplarını da İsrail hedef alıyor. Ve İran oraya ne zaman bir silah sevkiyatı yapmaya kalksa derhal onu da hedef alıyor. Ama İsrail çok açık ki istediği an Esad'ı vurabilirdi ya da Esad'ın üst düzey yetkililerini, komuta kademesini yok edebilirdi. Bunu yapmadı. Yani İsrail ile Suriye arasında hani bu bizim ikili meselemiz değil. Biz o meseleye sonra geliriz. İşte Golan Tepeleri falan. Ama başka mesele bu işte İran'la olan mesele gibi bir sessiz, zımni sanki uzlaşı var gibi gözüküyor. Bu bakımdan belki İsrail kötü seçenekler arasında en iyisinin yine de bir biçimde Esad rejiminin devam etmesi olduğunu kendi açısından değerlendiriyor olabilir. Hatta bence sorulursa öyledir derim. Peki Türkiye ne yapabilir diye bölgede ne yapabilir diye soracağım. Ama öncesinde şöyle bir not düşeceğim. Geçen New York'a giden yetkililer, Dışişleri Bakanı yardımcılarını falan sosyal medya paylaşımlarını gördüm. Orada şey söyleniyor. Türkiye'nin başından beri söylediği gibi işte Filistin Devleti'nin inşa süreci başlıyor falan. Bu hakikaten böyle mi? Yani bu yapılıyor ve Türkiye burada etkili, yani bütün bu yıkıntının altından en azından bir Filistin devletinin tanınmasını çıkartıyoruz gibi yapılan bir propaganda var. Bu ne derece doğru? Bana göre yanlış tamamen. Tamamen iş tüketime yönelik. Kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Eğer böyle olduğuna inanıyorlarsa, propaganda amaçlı söylemiyorlarsa da çok büyük bir yanılgı, yanılsama içindeler. Hayal kuruyorlar. Bunlar kendi fantazilerinden ibaret. Ama şöyle söyleyebilirim. Hani Türkiye ne yapabilir, ne yapmalı sorusuna bir soruyla yanıt vermek mümkün. Türkiye bir şey yapmalı mı? Yani Türkiye her konuda bir şey mi yapmalı? Hani bizim derdimiz bize yetmiyor mu? Hani bütün meseleleri hallettik, kendi konularımızı çözdük. İşte demin konuştuğumuz Yunanistan meselesi, Kıbrıs, Avrupa Birliği'ni, bunlarda çok yol kat ettik. Ya da çok teknik olacak, belki önemsiz denebilir ama F-35, F-16, Eurofighter, hava savunma sistemi, bunları bitirdik. Şimdi biz Filistin işine müdahil olacağız. Bir başka soru, ısrarla sorulması gereken, utanmadan, sıkılmadan, çekinmeden, Filistin meselesi bir milli dava mıdır? Bir dava mıdır? Türkiye açısından bir dış politika ve ulusal güvenlik önceliği midir? Öyleyse neden böyledir? Şimdi bunun çeşitli
ağızlar iktidardan. Şöyle şeyler artık o kadar abarttılar ki Hamas Kuvayi Milliye'ymiş. Efendim Gazze'de Anadolu savunması yapılıyormuş. Yani bunların ne tarihsel gerçekle ilgisi var. Tutup yani Çanakkale zaferinin anmasını bile getirip Filistin'e bağlayacak kadar ya da ne bileyim 30 Ağustos zaferi kutlamasında Filistin'den bahsedecek kadar bir bana göre bir saplantı, bir ideolojik körleşme içindeler. Bunu ama ben bizim toplumumuzun geniş kesimlerini de ikna ettiğini, bununla onlarca sahip çıkıldığını, satın alındığını sanmıyorum. Benim sanmadığım gibi iktidarın ve onun sözcülerinin de bunu açık ve seçik bir şekilde gördüklerini düşünüyorum. Ha şimdi tabii ki Türkiye'nin sınırları boyunda sınırlarını her ülke gibi güvence altında tutması bir önceliktir. Ayrıca da çevresinde de ülkesinin çevresinde de bir istikrarlı ilişkiler olması devletler arasında bir önceliğidir. Ama kendine yönelik bir tehdit algılamadığı müddetçe de her işin içine karışmasına gerek yoktur. Komşuları arasında da Irak'a ayrı bir yer vermek gerekir. Çünkü Türkiye'nin ihracatında bakıldığında ticaret ilişkilerinde ilk onda batıdan olmayan tek ülke de Irak'tır. Bunu defalarca söyledim. Yani Irak zengin bir ülke. Hemen komşumuz. Petrolü var, gazı var. Ondan başka da hiçbir şey yok. Olmayan her şeyini de gıda ürünleri, ilaç, işte yapı malzemeleri Türkiye'den alır. Onun da ötesinde zaten işte bütün ihaleleri de neredeyse Türk şirketleri ama alt yüklenici olarak ama doğrudan yüklenici olarak Türkiye alır. Bir de bunun tabii Türkiye'nin sınırın ötesindeki Kürtlerin kendisi için doğal bir tampon bölge oluşturabilmesi gibi bir durum var ama tabii öyle bir seçeneği değerlendirmekten çok çok uzak. Hem bu iktidar hem de hatta belki de bu konularda konuşanların çoğunluğu muhalefeti de içine katarak söyleyebilirim bunu. Burada tabii şöyle bu senin söylediklerini dinlerken aklıma İran geliyor. İran'la ilgili bildiklerim ve uzmanlardan da konuştuklarımdan anladığım. Mesela Filistin Türkiye'nin gündemi midir? Lübnan Türkiye'nin gündemi midir meselesi İran'da uzun zamandan beri yaşanıyor biliyorsun. İran toplumu Evet. zaten rejimle çok büyük bir kopuş içerisinde. Seçime katılım oranı zaten malum. Giderek düşüyor vesaire ve katılanlar da sürpriz bir şekilde rejimin istediği kişiyi seçmediler. Çok en son seçimde bunu gördük. Orada hatta sloganlar atılıyor biliyorsun maçlarda ya da gösterilerde falan şey diye ne işimiz var? İşte paralar niye oraya gidiyor? Evet, Oraya derken evet. Hizbullah'a, Suriye'ye ya da şeye Hamas'a vesaire ve buna rağmen aslında belki de İran'la ilgili konuştuğumuz İran'ın açmazlarından bir başkası da bu. Yani rejim kendi bekası uğruna uğradığı dış politikanın içeride pek bir karşılığı yok. Yok. Türkiye'deki yani çok daha bariz bir şekilde yok. Kesinlikle öyle. Bir de tabii İran'ın hani demin Şiilerin çoğunlukta olduğu ülkeleri şöyle bir saydık. Irak, evet dediğin gibi Lübnan bir başkası. Fakat İran'da Şiiler çoğunlukta ama Farsiler çoğunlukta mı yoksa ancak %50'yi mi oluşturuyor? Onun ötesinde sonra işte Azeriler var, Kürtler var, Beluciler var, Araplar var. Bundan dolayı tabii bir Şiiliğin burada bir çimento işlevi, ondan zoraki olarak da belki hani bu İran İslam Cumhuriyeti'nin bir böyle bir mecburiyet olarak görülmesi de akılda tutulabilir. Yani orada da tabii rejim ayakta kalmak için elinden geleni bugüne kadar olduğu gibi ardına koymayacaktır. Bizde de bu ekonomik zorluk bu kadar bıçak kemiğe dayandıkça bugüne kadar beka yani var kalma savaşımı olarak bu bize anlatıldı. Dolayısıyla hani vatan mevzu bahisse gerisi teferruattırın bir başka versiyonunu önümüze sürdü. Bir ikincisi 15 Temmuz 2016 tırnak içinde başarısız
darbe girişimi ondan önce gördüğümüz tırnak içinde yine başarılı denilen darbelerden çok daha fazla oranda hem rejim değişikliği işte başkanlık rejimine geçmek hem de daha önce düşünülemeyecek Suriye içinde askeri varlık gibi ve Irak'taki askeri varlığın çok daha derin ve yaygın hale dönüştürülmesi gibi sonuçlar verdi. Bu bakımdan İran'da olduğu gibi Türkiye'de de yani bir kere dış politika ve ulusal güvenlik politikalarını eleştirmekte sanki bunları alternatifsizmiş gibi sunmakta muhalefet bence katkı vermek değil, aksine sert biçimde eleştirip akılcı, rasyonel seçenekleri masaya sürmeli bu konularda. Diğer destekleyeceği yerde de örneğin yani Yunanistan'la ara düzeltiliyorsa Yunanistan'a memleketi satıyor musunuz diye eleştirmek yerine onu da desteklemeli Avrupa Birliği üyeliği hedefi doğrultusunda özellikle. Öbür taraftan da herhalde asıl değişiklik bizde de ancak belki İran'a benzer biçimde işte bir seçim görebilirsek ve o seçimle iktidar değişirse ondan sonra olacaktır. Yani bu özellikle Filistin bağlamında böyledir herhalde. Onu da şöyle tabii affedersin şunu da ekleyelim. Tabii İsrail'le olan ticaretin kesilmediğini ama Yunanistan üzerinden ama Azerbaycan üzerinden sürdüğünü de biliyoruz. Bunu da unutmayalım. Yani. Ya da Filistin'e gidiyor bunlar diye adres değişikliği yapılarak yani çocuk kandırır gibi bunu da devam ettiğini biliyoruz. Yani böyle de bir işte bir iki yüzlü diyelim hani çift yüzlü yapı içindeyiz. Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi 7 Ekim değil mi? 7 Ekim saldırısı olduktan evet. Sonra İsrail'in verdiği cevabı genellikle şöyle yorumlayanlar çok oldu. Gafil avlandı ve Netanyahu içeride kötü durumda bunu bir fırsat olarak kullanıyor. Evet. Ve bunu Gazze işgalini ve oradaki uyguladığı barbarlıkları vesairesini iktidarını uzatmak için kullanıyor gibi bir perspektif çok hakimdi analizlerde. Ama sonra Lübnan olayına falan da bakılınca sanki çok da böyle hani bir komplo teorisi yapacak değilim ama çok daha planlı bir şey var sanki. Yani bir rakiplerini, düşmanlarını tasfiye etme konusunda çok etkili hamleler evet. yapıyor. Yani böyle can havliyle yapılmış ve sadece iktidarını kurmaya yönelikmiş olmaktan çıktı sanki, yanılıyor muyum? Yani üçe böleyim yanıtı. Birincisi Gazze yani 7 Ekim Hamas'ın yaptığı Yahya Sinvar'ın işte Muhammed Zayıf'ın birlikte planlayıp uyguladıkları 7 Ekim saldırısını İsrail'i gafil avladığına kanıyım, o kanadayım. Yani orada bir komplo aramam. İkincisi yalnız İsrail'in uzun zamandan beri aradığı, istediği savaşın Hizbullah'la olduğunu, asıl tehdidi Hizbullah'tan gördüğünü ve uzun süredir planlama yaparak Hizbullah'ı nasıl şimdi gördüğümüz gibi ortadan kaldıracağını çalıştığını ve bunu nihayet uygulama koyduğunu da söyleyebilirim. Yani bu Gazze İsrail'in zorunda kaldığı bir savaştı. Şimdiki arayıp istediği bir savaş. Üçüncüsü Netanyahu, evet hani hatırlayalım Erdoğan'ın tencere tava hep aynı hava diye bir şeysi vardı. Bu tencere tava hep aynı hava gibi İsrail'de gayet zinde bir sivil toplum halen var. Gelecekte kalır mı bilinmez. O insanlar İsrail'de yaşamaya devam eder mi o da bilinmez. Bu da zaten üçüncü bacağı olacak yanıtımın. Netanyahu kendi yerini yeniden sağlamlaştırdı. En azından gitti gidiyor durumundan çıktı. Bu görülüyor. Ama öbür taraftan orta uzun vadede İsrail'in geleceği ne olacak? Bir fikir olarak İsrail tamamen bambaşka bir şeye mi evrildi? O şeye evrilirken de oradaki bu İsrailli işte laik laikçi yurttaşları İsrail'in ki İsrail'in hani kuruluşunda belki harcı koyan yahut zihniyete sahip insanlar da orada belki artık orayı yaşanılmaz bularak terk etmeye başlayabilirler. Sonuncusu da İsrail ekonomisi gayet sağlıklıydı. Yani bölgede yanlış hatırlamıyorsam işte kişi başına düşen milli gelir 50 bin
dolar seviyesindeydi. Yüksek teknolojinin getirdiği katkı, tarımdaki başarısı. Şimdi tabii bu savaşla birlikte hem Filistinlilerin artık İsrail'de çalışamayacak oluşu, hem bu yoğun biçimde askerlik hizmetine yeniden dönmeleri, insanların İsrail'de de yoğun bir şekilde hani fakirliğin yaygınlaştığı, ekonominin bozulduğu bir döneme işaret ediyor. Henüz bunun üzerinde durmuyor ama buradan çıkması da maliyetli olacak. Herhalde yine ABD'nin ve Batı'nın yoğun olarak ABD'nin desteğiyle buradan çıkması ancak mümkün olacak. Aydın, çok sağ ol. Çok aydınlatıcı oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Seni yolluyoruz ama ben devam ediyorum. Şimdi de tamam. New York'a bağlanıyorum. Aydın Sercan'a çok teşekkür ediyoruz.